Merhaba Şehir TV izleyicileri. Maç ertesi programında yine Sezer Keser'le beraberiz. Bolu Spor maçını değerlendireceğiz Sezer'le. Sezer, Bolu'ya gittim. Evet abi. Korkarak gittiğimiz bir maçtı. Ben dedim çekiniyorum bu maçtan. Hakikaten de çekindiğimiz gibi oldu. Ama 90+2'de gelen bir golle de bir puanı kurtardık. Bana göre önemli bir puandı. Rakibimizde ve puan farkında açmamıştık. Bolu'ya gittim dedim, yine dediğim gibi öncelikle bir Bolulu meslektaşlarıma ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok misafirperver arkadaşlar. Çok iyi ağırladılar bizi. Sahip çıktılar, ilgilendiler her sıkıntımızla. O yüzden buradan Bolulu meslektaşlarıma, Bolulu gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onları da bandırmaya davet ediyorum burada. Onlar da gelsinler. Biz de onları misafir edelim. Maça gelince İlk 25 dakika iyi bir bandırma spor izledim diyebilirim Sezer. Ne yaptığını bilen, topu orta sahada gezdiren, topu kenarlara yığan, gol bulan, gol pozisyonları bulan bir bandırma spor vardı. Çok umutlandım ilk 25 dakika. Golü bulduk. Atabey ile çok net bir pozisyonu da kaçırdık. O gol olsa 2-0 maç belki daha iyi noktalara gelebilirdi. Ama 25. dakikadan sonra aman Allah'ım, aman Allah'ım dedim. Tam da bizim tarafta Brago ile Bülent, Alpay ve Sedat tarafını yol geçen anında demeyeyim, daha artık asfalt mı yaptı diyeyim, daha böyle güzel şeyler söyleyelim kırmadan dökmeden, ama çok büyük açıklar verdik sağ taraftan. Dediğim gibi Alpay çok iyi niyetli bir kardeşimiz. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ama sağda bağırıyor yani. Ben sağ bek oynamam diyor. Oynayamam diyor. Ama imkanlar çerçevesinde Okan sakat, Mahmut sakat, onu oynatmak zorunda kalıyorlar. İşin ilginç yanı Sezer, Sedat çok yardıma geliyor ama ikisi de duracak yeri bilmiyorlar. Sağ bek, sağ kanat nasıl kapanır, nasıl kademeye girilir ikisi de bilmiyorlar. Yani o kadar çok net pozisyonlar gördük ki orada, yani anlatılacak gibi değil. Golü buldular. Yine sağ taraftan Bülent ortaladı. Taraftan. 7 numaraları Engundu herhalde. Kayamba diyorlar abi. 1-2-2 var. Kayamba diye. Ondan sonra güzel bir gol attı. Çok güzel bir gol attı. İkinci gol şeyde penaltı yine sağ taraftan, yine Alpay tarafından düşürüldü. Yine pozisyon sağ taraftan. Bu sefer Sedat bir pas verdi. Yanlış pas Landel'e. Allah'tan kaleci kurtardı. 25 ile 45. arasında çok kötü, yani sıkıntı yaşadık. Bu arada kalecimiz penaltıyı kurtardı, Lendin'in şutunu kurtardı. Ondan ikinci yarı yine aynı başladı. Gördüğümüz kadarıyla oyunu kendi sahamızda kabul etmeye başladık. Ataklar yapmaya çalıştık ama artık gol de geliyorum demişti. Çok, yani burada bir parantez açıp kaleci geliyorsa, çok iyi bir maç oynadığı maçta çok inanılmaz bir gol yedi. Evet. Yani o yediği ikinci golü ben geliyorsa hiç yakıştıramadım. 6 pasta kafayla adama gol yedirtmek de çok düşündürücüydü. Ama dediğim gibi 90+ oyuncu değişikliklerini doğru yaptı Mesut Hoca bu sefer. Hasta olan Kerim yoktu kadroda. 90+2'de Fatih'le de bulduğumuz bir golle bir puanı kurtardık. Ama burada da şunu belirtmem lazım. Yani şu golü biz yeseydik, hiç kusura bakma Sezer, buradan hakeme sallardık. Evet. Yani ben golün iptal olacağını düşündüm. Ben de televizyonda yani izlerken bize çok yakın yerdeydi. Gerçekten rakibini iterek golü attı. Yani biz bu golü yersek isyan edecektik. Yani tartışmalı. Yani, tartışmalı. Yani. Hakkaniyetle konuşmak lazım. Tarafsız olmak lazım. Yani o gol iptal edilebilirdi. Penaltılara gelince ikisi de aynı gri bir penaltıydı. Yani bize verilen penaltıdan sonra onlara da verilen penaltı. Yani onu veriyorsan onu da vermek zorundasın. Hakem en azından orada şey davrandı. Yani eşit davrandı. Beğendim hakemi. Yani biz hep hakemlerden dert yanıyoruz ama. Çok hakemlik. Yani o anlattığı pozisyonlar dışında hani maçın içinde. Ama şimdi 90+2'desin Sezer. Hı hı. Ev sahibi takımsın ve tartışılır bir gol yiyorsun. Bunu her hakem değiştirebilir yani. Öncelikle bizi izleyenlere saygılar, sevgiler.
Lafa girdim ama abi. Yani sen çok, şimdi bu hafta konuya gittiğin için daha hızlı fazla hızlı anlattım hemen oldu. Çabucacık. Abi yani o pozisyonunu hemen kısaca bahsedeyim. Yani oradaki birkaç kez ben televizyonda izlediğim için birkaç kez ben de tedirginlik yaşadım. Acaba gol VAR'a gider mi, iptal olur mu gibi. Orada onun öncesinde de başka bir ikili, başka bir ikilinin arasında başka bir aksiyon da var. Hem oraya bakıyorum hem Fatih. Herhalde hakim oradaki işte teması faul için yeterli görmedi bence. Hep Bandırma Spor için de bir kazanılmış bir gol tam oldu. Tam sözünü keseyim. Televizyondan seyrettim dedin ya. Hı-hı. Biz Bandırma'da basın odasında televizyonumuz yok. Evet. Herkes kendi imkanlarıyla tekrarı görmeye çalışıyor cep telefonlarında. Evet. Ama Bolu'da öyle bir şey yok. Oturduğum yerde koca bir televizyon vardı basına. Herkes geliyor oradan pozisyonları tekrar gördü. Buradan da bir zahmet il spor müdürümüz Lokman Bey'e, ilçe spor müdürümüz Hüseyin Bey'e de ileteyim. Artık lütfen şu basın odasına bir televizyon koyun deyip topu sana yine bırakayım. Orada çok eksiklerimiz var abi. Camia olma, futbol takımı, yani futbol kenti olmak başka bir şey. Bu dediğin gibi ben sezon başında da bunları anlatmıştım. Bandırma Spor Yönetim Kurulu Başkanı takımı, diğer şeylerin etkenlerin çok önünde demiştim. Bu söylediğinde onlardan biri. Abi ben kendi gözümden maçı anlatayım. Evet ben şöyle söyleyeyim abi. Bu sezon özelinde hep eleştiri özellik çok kötü, takımlar çok kötü. Hani biz hep böyle iyi bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Hani olumlu yanından bakalım. Neresini anlatalım? Ben yani Bolu veya Bandırma Spor taraftar olmayıp da bir futbol severek olarak izlediğim zaman bu sene çerçevesi içerisinde, hani bu seneki lig kalitesi içerisinde ilk yarıdaki oyun beni de tatmin etti. Evet. Şimdi bir taraf olmadan baktığınız zaman maça, işte maça başlarken ben şimdi Kerim'in olmadığını görünce bir şaşırdım, afalladım. Burada da ben de şöyle, o zaman abi sen il spor müdürüne bir ricada bulun. Ben de buradan Bandırma Spor Yönetim Kurulu'na bir ricada bulunayım abi. Sosyal medya üzerinden biliyorsun birçok paylaşım yapılıyor. Sakat, işte hasta oyuncularımızın bilgisi paylaşılırsa biz de daha doğru yorumlar yaparız. Burada haksızlık etmiş Kerim olmayı hastaydı, siz. Hasta olduğu ben için. Ben de hasta olduğunu maçtan sonra öğrendim. Şimdi öyle çıkınca maça, yedek kulübesinde de görünce insan, işte burada diyorum ya, bir bilgilendirme olsaydı kulübümüzün resmi sayfalarından biz de derdik ki evet hasta bu yüzden. Şimdi anlam veremiyorsunuz. Çünkü haftalardır biliyorsun abi. Kerim golleri geçen hafta hatta biliyorsun. Dedim yani bir camiayı sırtına aldı gidiyor Kerim amca diye. Böyle bir oyuncu yedek görünce insan kafası karışıyor. Maç evet benim bu ödülümle de ilk 45 dakika dediğim gibi bu sezonki lig kalitesinin çerçevesi içerisinde bakıldığında tatmin edici bir oyundu. Ben şunu gördüm abi, sen şimdi anlattın, bizim sağ tarafımız Bolu Spor'un sol tarafı. Bolu Spor'u ben bu sezon birçok maçta izledim abi. İzleme fırsatım oldu. İşte Gökhan Karadeniz gibi orada hani en yetenekli, en özel oyuncu biliyorsun geçen kadro hafta kadro dışı kaldı. Şimdi burada ben abi sezon başından beri hatırla analiz problemimiz olduğunu konuşuyoruz. Yani dönem dönem biliyorsun bir sürü çalkantılı olaylar oldu. Bunu Mustafa Gürsel Hoca zamanında da yaşadık. Ben hala bu sorunun devam ettiğini görüyorum abi. Şimdi maçtan hemen sonraki basın toplantısında Mesut Hocamız diyor ki ortadan diyor çok hızlı geldiklerini bildiğimiz için diyor orayı kapattık diyor. Ve bunda diyor işte başarılı olduk gibi ama diyor sol taraflarını, bizim sağ tarafımızı. Ben abi Bolu Spor'u izleyen, yani 3-5 tane maçın neredeyse tamamını, bazı maçlarını böyle parça parça izledim. Ben Bolu Spor'un ortadan hiç hızlı geldiği, böyle bir yoğunluk sağladığını bilmiyorum. Bolu Spor abi daha önceki 15 maçında ne oynadıysa Bandırma Spor maçında da aynısını oynamaya çalıştı. İşte Gökhan Karadeniz'in yokluğu biraz onlara kalite anlamında şey kattı. Landel'in girdiği pozisyon abi, ki bence penaltıdan daha ciddi bir pozisyonlu, ben geliyorsa orada hani penaltıdan daha zor bir kurtarıştı. Yani yine kanatlara inerek işte kaleciyi fark etmişsindir abi canlı, iki stoperin arasına sokarak, bekleri çizgiye atarak abi. Böyle bir oyunları var. Kenardan içeri doğru gelen, ortadan hücum etmeyen bir takım. Evet, çok Çağlar fazla. Stoper gibi oynuyor. Evet. Yani Mesut Hoca'nın buradaki basın toplantısından sonraki o ortayı kapattık, merkezden iyi geliyorlardı şeyini ben anlamadım. Çünkü Boluspor'un benim izlediğim maçlarda böyle bir özelliği yok. Yani işte Tugay Kaçar gibi klasik bir 6 numarayla işte defans önünde oynayan, savunma yönü daha ağırlıklı. Landel'i bu sene dediğim gibi abi, Landel kenardan gelen ortalarda özellikle işte aynı bize girdiği pozisyondaki gibi stoperle bekin arasına girip sürpriz gol kovalayan bir pozisyonda, ki bu sezon böyle golleri de var. 3 gol attı. Biri penaltıdan, biri de bize attığının ters taraftan aynı gol attı.
Yani Boluspor daha önceki haftalarda ne oynadıysa bu haftada onu oynadı. Ve biz buna önlem alamadık. Yani bence biz ortayı değil de kenarları nasıl şey yapabilirdik ki yani şimdi burada şöyle enteresan bir şey oldu abi ilk yarı özelinde. Hakan Bilgiç tarafı daha aktif kullanılırdı abi Boluspor'un daha önceki maçlarda sağ tarafta. Yani Bülent Cevahir daha vasat bir sezon geçiriyordu bu sezon. Onlar da iyi analiz yapmış ki evet, bizim sağ tarafında. Evet ya işte diyorum abi. Hep bütün atakları sağ geçen, taraftan işte yaptılar. Dedim ya abi hatta burada bir programa gelmeden önce dedim. Yani bir, bu ligi uzun senedir değerlendiren ulusal kanalda bir yorumcu şey demişti. Yani rakibinizi analiz etmezseniz bu ligde kazanmanız çok zorlaşır diye. Biz bence bunun hala sıkıntısını yaşıyoruz abi. İşte Bregu dediğimiz oyuncu bir vasat bir oyuncu. Bazen oynayan ama... Belki de sezonun en iyi futbolunu yani oynadı. Belki bu şeyiyle 2-3 hafta garantiledi formayı. Yani Belen Cevahir hani milli takım seviyesindeymiş gibi oynadı. Biz sanki tanımayan biri olsa bu sol bek neden? Oysa ki bildiğimiz bir oyuncu yıllardır. Belirli bir çizgisi olan bir kardeşimiz. Yani... Olumlu yönleri şu, ben olumlu yönlerinden başlayayım, Bandırma Spor'un şeyi. Kaleci geliyor, ben de sana çok net katılıyorum. Yani orada paylaşım hatamız da var abi. Yani orada bir yoğunluk oluştu. Hatta hemen pozisyonun öncesinde Caner Dembele'nin kolundan tutup gelmesi gereken yeri gösterdi. İşte televizyonda hatta maçı anlatan spiker de bunu biraz böyle şeyle anlattı. Oradaki o yoğunluk kalecimizin işini daha da zorlaştı. Ama bunu tabii bu seviyede bu hatalar kabul edilir değil. Ve golü atan oyuncu haftalar önce övmüştüm çok. Olan ama 1-2 haftadır kafası karışık. Bu maçta da hatalar yaptı. Ama ben yine de Avrupa'ya kadar uzanabilecek bir transfer hikayesi olabilir diye düşünüyorum. Bu oyuncu 1.78 boyunda abi. Evet. Yani düşünün bizim iki tane stoperimiz var 1.90'ın üzerinde. İşte sağ bekimiz 1.85, kalecimiz aşağı yukarı 1.85. Olari bu sezon 3. golünü attı abi duran toptan, kornerden veya kazanılan faul atışından ve yine aynı golü attı. Yani bunu işte diyorum ya işte biz çalıştık ödem aldık. Neyse olumlu tarafı ben geliyorsun evet yediği golde hatalı ikinci golde ama maçın içinde bizi oyunda tutan tabii, özellikle tabii. Landel'in şutu bakın penaltıdan daha da bence önemli olan bir kurtarışa imza attı. İlk defa abi bu sezon stoperlerimizden biri gol attı. Bu bence şey. Bu top son dakika attığımız golü sen şimdi biraz Alpay'ı eleştirdin sağ bek oynarken. Evet savunma yönünde bence bu Sedat'la da bağlantılı. Ama birçok hücum aksiyonunun içinde buldu. Bir tane Atabey'e çok güzel bir orta attı. Atabey biraz yavaş vurdu. Hızlı vursa çok net bir ikinci gol kazanabilirdik. Oyun 1-0 iken. Yine kendisi bir yan topta, duray topta çıktı. Kafa vuruşu yaptı. Tacı golü. Tacı şöyle oldu abi. Bakın yani. Tam bizim önümüzde. Böyle öyle bir özelliği olan bir oyuncumuz var. Hatırla abi Erzurumspor'u demiştim. Santraforları Olarane çok uzun taç atıyor diye ve bunu kullanıyorlar. Santrafor'a taç attırıyorlar. Çünkü yani korner gibi taç atan bir arkadaş. Alpay'ın da böyle bir özelliği olduğunu sen biliyor muydun? Ben bilmiyordum. Yani hatta düşünebiliyor musun abi? Tacı başka bir arkadaşı evet, kullanıyordu. Caner'in elinden aldı. Israrla geldi, ısrarlı topu istiyor. Aldı yani. Bu seviyelerde abi yani artık biliyorsun abi işte yabancı takımlarda büyük takımlar taç antrenörleri var. Yani oyun bu seviyeye gelmişken bizim böyle bir şeyi yani yaklaşık 2 yıl sonra öğrenmiş olmamız Alpay kendi dediğin gibi inisiyatif alarak Caner tam topu taçla kullanacakken alıp elinden atması ben istiyorum ki bunu bir taktik plan dahilinde yapalım. Oradan taç atılacağı zaman ha diyelim bilelim yani Alpay buradan şimdi uzun taç atacak Alpay oyundaysa. Maalesef bunlar olmuyor. İşte bunları teknik bir analizle iyi kendi oyuncularımızın iyi özelliklerini bilerek böyle kurgularsak daha keyifli oyunlar olur abi. Daha çok hani üretken bir takım olma haline geliriz. Alpay burada kendisi inisiyatif aldı. Ben Caner Hüseyin Bağa abi yine bu seneki gösterdiği performans dahilinde söylüyorum. İlk yarı özelinde ilk defa, bu sezon ilk evet. defa gayretli buldum abi. Pozitif. Penaltıyı aldırdı. Onun dışında da yani dedim ya abi daha önceki haftalarda hep dedim iki opsiyonu olduğunda savunma yönünü tercih eden bir. Bu sefer daha çok hücuma gitmek isteyen, zorlayan, ikinci santrafor olup ceza sahasının içine girmek isteyen bir görüntü verdi. Maalesef şimdi çok anlatıyorum olumlu yanlarını ama çok fazla da bir olumlu yan bunun dışında aldığımız bir puan attığımız evet. golün dakikası itibariyle işte yaklaşık yani 3 maçtır işte yani kazanılan bir 7 puan var. Bunlar bir özgüven katabilir ama biz bunlardan doğru yorumlarsak bu olayları doğru analizler yapıp bunların hani abi biliyorsun Altınordu ve Erzurum maçlarını nasıl kazandığımızı hepimiz izleyenler de biliyorlar. Bunun artık yani buna bir teknik taktik olumlu şeyler ilave edip bunu bir artık kazanılma alışkanlığını bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Yani çünkü her zaman
işler rast gelmez abi. Yani biraz bizim de bir gayret etmemiz gerekiyor. Bu anlamda kısaca ilk başta böyle bir değerlendirme yapayım. Olumsuz yanlarına birazdan anlatayım. Evet, yani ben yine olumlu yanlarından sol bek Caner'i beğendim. Evet abi. İyi oynadı. Yani Mehmet Mulumba ikilisi iyi çalıştı. Mehmet sonra biraz sakatlık geçirip oyundan çıktı. Onun yerine Oğuzkan girdi. Mustafa Saymağ'ı nasıl buldun abi? Mustafa Saymağ'ı nasıl buldum? Ne diyeyim şimdi? Güzel de konuşmak istiyorum ama. Evet, senin Mustafa yani, Saymağ'a karşı bir bulmaya çalıştım. Sordum, özellikle bulmaya çalıştım. Fizik olarak çok yetersiz. Normal değil mi abi? Şimdi haftalar, şimdi böyle bir düzen de enteresan değil mi abi? Şimdi yok haftalardır olmayan bir oyuncu kek geliyor tak. Ay tamam. Koyuyor. Kabul. Şimdi bakalım. Yani haftaya mesela Mustafa Saymağ 18'de olmasa şaşırır mısın peki, abi? Peki ben sana şunu sorayım o sor zaman. Abi. Şey sakat, Kerim sakat ya da evet, hasta. Evet. O aşamada Bolu deplasmanında Mustafa mı oynatırdın, Emir'i mi oynatırdın? Abi ben şimdi Emir genç, tecrübesiz. Evet abi ben benim biraz daha işte diyorum ya belki bu bizim herhangi bir sorumluluğumuzun olmamasının verdiği rahatlıkla söylüyor gibi algılayabilir insanlar ama ben orada Levent'i denerim abi. 8 numarada. Kerim'i de dediğim gibi sezon başından beri söylüyorum. En önde oynatırım. Ya da evet, kenarlarda serbest oyuncu oynatırım. Ben sahte de, 9 ben gibi. De Levent'i sağ bek evet, oynatırım. Israrla da ısrarla görüş, söylüyorum. Herkesin görüşü bu. Yani bizde sağ bek oynayacak şu kadro içinde şu an itibariyle Levent var. Alpay dediğim gibi beklenenden fazlasını veriyor ama yok yani beceremiyor sağ bek oynamasını. O yüzden Levent'te bir ısrar edebilirim. Kerim yoksa herkesi kazanmaya çalışıyor Mesut Hoca. Biz hiç sezon başından beri Emir'i kazanmaya çalışmadık. Abi yani şimdi işte burada diyorum ya antrenman performanslarını her şeyi çok doğru bilmek lazım. Şimdi Mustafa hocamız da hiç neredeyse bir Altay maçında aynen, hemen 45'te oyundan almıştı. Biz de eleştirmiştik kendisini. Şimdi Mesut Hoca geldi o hiç yani neredeyse hiç dakika vermiyor. Şimdi insanın da kafası karışıyor. Acaba hani oyuncu da ama yani bu çocuk da oynadı da evet, yani. Yani işte burada diyorum ya bu bakış açısı yani bazı hocalar abi şey yapıyor yani kendini garanti altına almak için dedim ya CV'leri veya işte background'ları daha iyi oyuncularla oynamaya çalışıyor. Güncel performansa çok bakılmıyor. Türk futbolunun genel sorunu bu abi. Sadece Mesut Bakkal, Mustafa Gürsel'e olumsuzluk deyince iki kişiden bahsetmek istiyorum Sezer. Biri Isaac, biri Dembele. Olmuyor. Abi yani Dembele'yi oyuna soktu. Bilmiyorum televizyonda ne kadar şey oldu. Uzun paçalı şortla çıktı. Rengi tutmayan. Hakem bir dışarı çıkardı. Tekrar değiştirmesine. Biz bunları göremedik tabii. O arada golü yedik. Dembele yokken golü yedik. Isaac zaten şeyi de çıldırttı. Mesut Hoca da çıldırdı kenardan. İşte insan abi, sen şimdi bak konu ne güzel birbiriyle bağlantılı. Hiç dakika alamayan Emir Şen Ocak. Yani abi ben yabancı oyuncu karşıtı falan değilim. Bir sürü de Türkiye'de Bandırma'da yaşayan üniversiteli kardeşlerimiz var. Afrika kökenli çok kendileriyle. Bol bol da maç ediyorsun onlarla. Böyle halı sahada oynuyoruz. Hatta bir tanesi çok Türkçesi iyi olmamasına rağmen Joakim Gineli bir kardeşim. Her hafta bizim programı izliyormuş. Buna da oradan, buna da buradan ona da sevgiler. Yani abi şimdi Sakarya maçında yani gördüğü kırmızı kart. Abi oyuna girdikten sonra Isaac özelinde şunu söyleyeceğim. Ben demiştim daha önce görüşümü söylemiştim. Bu seviyede oynayacak bir oyuncu değil. Asla Kamara'da değil. Abi oyuna girdikten sonra kişisel istatistiklerine baktım. Yani 10 dakika, 80. dakikada girdi oyuna. Yaklaşık 6 dakikalık bir 16 dakika boyunca orta girişimi olmayan, şut girişimi olmayan. Yani hiçbir şey yapmamış. Bol bol top kaybıyor. Bomboş bir istatistik evet, kağıdı. Ama hani şimdi bir tarafta Emir Şen Ocak, ya bir tarafta Isaac, yani mevkileri tamam farklı olabilir ama yani gerçekten çok şaşırıyorum, anlamakta çok zorlanıyorum. Yani özellikle hadi Dembele'nin biraz CV'si var, birkaç maç bize faydalı oldu. Yani biz de o da çok iyi niyetimizden daha da iyi olması tabii, gerekiyor. İşte aldığı paraları, yani beklentileri göz önünde bulursak. Yani abi gerçekten ülkemizde çok fazla Isaac var abi. Çok fazla Kamara var. Yani Bandırmamızın yine güzide ekiplerinden biri Etispor var abi. Ben ara ara müsait olduğumda maçlarını izlemeye gidiyorum. Hani şu an biraz liderin 7 puan gerisindeler ama keyifli oyunlar oynuyorlar. Ben şöyle belki çok iddialı gelecek bazı arkadaşlarıma.
hiç izlemeyenler bir hafta müsait olduklarında Etspor maçını izlesinler. Isaac ve Kamara'nın Etspor'da dahil oynayabilecekleri çok düşünmüyorum orada abi. Kanatta oynayan iki tane oyuncular yani, var. Ahmet'le ve 58 yani numaralar. Orta sahada bir Yiğit var abi. Yiğit ve Muhammed var. 96'lı bir kardeşimiz olmasına rağmen yani ben bugün Bandırma Spor'da bir yetkim olsa bir denerdim abi çocuğu. Yani böyle bir şeyde Emir Şen Hoca hiç fırsat verilmiyorken yani disiplin yani kendini attığı için sarı kart, ikinci sarı kart, ilk sarı kartı itirazdan görmüş, atılmış bir oyuncu hala buna fırsat veriliyor olması, hiçbir maçta hiçbir etkisi olmamış bugüne kadar kardeşimizin. İnşallah bundan sonra çok iyi futbolcu olsun. Ben onun insani tarafını hiç asla bir şey demiyorum. Ama yani Emir Şen Ocak gibi hani özellikle senin de çok büyük beklentin var. Her şeyde söylüyorsun. Benim de tanıdığım, bildiğim bir oyuncu. İşte abi maalesef Türkiye'de transfer planlamaları bazen yabancı oyuncu ben abi sınırı bundan kalksın istiyorum. Sayı olmasın abi. Çünkü sayı olduğu zaman abi şey yapıyoruz biz. Yani doldurmak için adam alıyoruz. Maalesef birçok kulübümüz. Ben Isaac ve Kamara'nın da bu çerçevede değerlendiriyorum kendi bakış açımla. Sedat abi biraz parantez açacağım. Yani ben hep diyorum ya bak Caner Hüseyin Bağ'ı da haftalarda eleştik ama bu hafta ne diyoruz? Bir gayreti vardı. Abi yediğimiz ilk golde yani Sedat Arel'le 5-6 yıldır bu ligde oynuyor abi. Beşiktaş altyapısından çıkmış. Yani oyunun şeyini bilmemesi mümkün değil. Rakip bek orta yapmaya giderken abi Sedat rakibine uzaklaşıyor abi. Sedat evet. Rakibinden. Hani daha iyi orta yapsın. Çok yardıma geldi. İnanılmaz yardıma geldi. Abi ben hiçbir faydası olmadı. Ama işte diyorum ya abi hani duracak çok, yeri bilmiyor. Ama işte diyorum bak sayıyorum sana. 5 Adana Demirspor, Balıkesir Spor, Beşiktaş altyapısı, Tuzla Spor'da oynamış geçen sene bir oyuncunun bu kadar pozisyon hatası yapması akıl alır gibi değil. Evet. Ben bunun abi şeyle değil hani bir Bandırma Spor'la Sedat olmadı abi. Olmadı. Yani bir türlü Sedat Bandırma'ya gelmedi. Ha ben ilk geldiği günlerde de söylemiştim. Alınmasından taraf değildim. Ama alındı. Maalesef neredeyse sıfıra yatkın. Birkaç tane işte gol asist yaptı ama yani ve yani abi düşünsenize şimdi bu hafta böyle oynadı. 45'te oynadı. Ya bir oyuncu 25'te 30'da gördük abi biz bunları bu sene. Çıkmaz mıydı abi? Motorumu almışım abi burada. Yani golün geleceği o kadar belli ki bağırıyor. Yani müdahale. Niye biz 46'yı bekledik? Neden gol yemeyi bekledik abi orada? Üstüne bir gol daha yiyorduk. Landel'in vuruşu da oradan geldi. Yani hocamız da diyor zaten sol kanadı kapatamadık. İkinci yarı kapattık abi. Nasıl oldu bu? İşte Levent oraya kaydırsa. O zaman demek ki bunun yani dakikası mı var? Yani illa 46'nın beklenmesi mi gerekiyor? Doğru. Yani burada niye hani oyuncu değişiyor? Ya işte teknik adamlar çok böyle mecbur kalmadıktan sonra ilk yarıda pek oyuncu değiştirme işte taraftarı değiller. Hayatta bazen yani. Çok fazla her şeyin bir ölçüsü olmaz. İncelik çok ince düşünürseniz abi kendiniz incinirsiniz. Ama inceliğin de bir sınırı olmalı. Hani aşırı merhamet de merhametsizlik bir derler büyükler. Yani biz şimdi orada Sedat'ı çıkartmayalım üzülmesin derken aslında bakıyorsunuz yüzleri binleri ilgilendiren bir üzüntü yaşayabiliyoruz. İşte burada hani maalesef haftalardır olmayan bir Sedat. Yani Cenab-ı Hüseyin Baburat'a bir katkı verdi ama hani o da şöyle söyledim özel yani bu sezon gösterdi. Yani 10 üzerinden puan versem 6 derim mesela. Şey ama hep ne yaptık alıştığımız 3'lük 4'lük oyunlar oynamıştı. Yani böyle bir oyun oldu. Ben bir parantez açmak istiyorum. Bu sene Bandırma Spor taraftarı ile ilgili çok olumlu gelişmeler görüyorum Bandırma Spor taraftarında. Daha derli toplu, daha takıma destek veren, o kötü alışkanlıklarından sıyrılmış bir taraftar grubu var. Bolu deplasmanında da aynısını yaşadık. Hiçbir sıkıntıya yer vermediler, hiçbir sorun çıkarmadılar. Sadece takımlarını desteklediler. Yani 2-1 mağlupken bile son ana kadar Bandırma Spor taraftarı takımına destek oldu. Çok güzel bir şey abi. Çok eskiden bunu ifade edemiyorduk. Bazı sıkıntılar vardı taraftarlarda. Ama özellikle bu seneden başlayarak çok olumlu gelişmeler var. Kendilerini de ben kutluyorum. Hakikaten Bolu'ya gelen taraftarlar büyük bir destek oldular takıma. Umarım bu haftada Pendik maçında bu destek artarak devam eder diyorum. Baktığım zaman şimdi gelelim puan durumuna. Yine aynı şeyleri söyleyeceğiz Sezer. Karman çorman bir lig. 2-3 maç kazanan kendini yukarı atıyor. 2-3 maç kazanan playoff dışında kalıyor. Küme düşme potasına pek girilmiyor puan olarak baktığın zaman. Ama artık bu haftada Erzurum'un Gençler Birliği'ni yenmesi,
Abi ben artık orada kendime bir öz eleştiri yapayım hemen. Kimse bana sallamadan. Kendim eleştireyim. Geçen hafta demiştim ki ben son sıradaki takımlar için Denizli Gençler Birliği ve Malatya küme düştü demiştim. Benim öyle gözüküyor düşüme. Ama. Ha yine şimdi Malatya, kazanmalarına evet, bakma. Yine yani öyle gözüküyor. Yok, ben yani. Siz, belki bizi izleyenler geçen öyle bir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Mesela Denizli Spor Altay'ı yenerken yani yaklaşık 70-80 dakika hiç rakip kaleye gitmedi. 86. dakikaya kadar 1-0 mağluptu. Evet, mağluptu zaten. Şey, orada Paşa çok net goller kaçırmış. Gençler Birliği abi zaten hani kendileri de çok gençler evet. Mücadele etmeye çalışıyorlar ama Malatya'da şey küme düşme. Abi bir de bu hafta bilmiyorum bütün diğer maçların izleme şeyin oldu mu? Ben bazılarının özetinde denk geldim. Pazar günü gitsin. Güzel goller olmuş abi. Bu hafta mesela Salih'in attığı bir gol var. Altay'da Salih'in. Bizim yediğimiz gol dayanmadan güzel evet. Bir gol. Şey Göztepe'de Tiyan için attığı güzel bir gol. Bizim attığı gol güzeldi. Güzel. Evet. Emircan orada evet. Tek başına solo bir gol 5-0'lık attı. 5-0'lık maç 1-0. Evet abi, Tuzla Spor işte o hafta abi... Tarık haftanın adamı oldu. Abi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Tuzla Spor yine hoca değiştirdi abi. Bu maça da başka o bir anlayıcı hoca. Aylık hoca değişimini kullanmış oldu. Yani artık onlara bir yorum yapamamız yapmadım, bizim mümkün gerek değil. Yok. Önümüzdeki hafta da abi Pendik Spor'la zorlu bir maça çıkacağız. Evet. Dün akşam da Pendik Sakarya maçını izledi. Sakarya'yı yendiler. Şey yaptım, ilk 10 dakika maç 2-0 oldu abi. Pendik Spor hemen öne geçti çabuk gollerle. İnanılmaz yine Sakarya Spor'un bireysel savunma hataları. Özellikle bir ikinci gol var abi. Orada direkt öne çıkan evet, futbolcu. Abi, yani şey, öyle şey... futbolculara hiç bulup alamadık yani. Çok abi, bu pahalı, çok bu, pahalı bu futbolcular. Abi, oyuncu yani benim için tabii ben çok izlediğim için oyuncu benim için oyuncu bulmak çok kolay da onu oynatması, performans alması başka bir iş. Şey diyeceğim abi ya biz Rusak yenildik. 4 tane. Ben çok şaşkınım. Yani Sakaryaspor'da Serkan Hoca benim çok sevdiğim, beğendiğim bir oyuncudur ama onu da anlamakta zorluyum. Nalepa gibi bu ligin en iyi orta sahalarından biri. Yani o da bizim maçta biliyorsun gereksiz bir agresiflikten. Onu mu cezalandırdık? İlk 45 dakika oynatmadı. Sonra oyunu aldı. Çok yetenekli bir oyuncu. Eğer ben Kerim'in hasta olduğunu bilmesi yani öğrenmeseydim Mesut Bakkal'a da buradan çok büyük bir eleştiri yapacaktım. Hani hala tam hastalık konusunda bazı yerlerden bilgi de aldım ama hani gerçekten Kerim hani şu an hani Arjantin Messi olayı gibi görüyorum ben Bandırma Spor'da. Üretemediğimiz bir yerde bu doğru da bir şey değil abi. Evet, evet. Kişinin sırtına bu kadar yüklenilmesi. Ligin genel şeyi bu. Ben önümüzdeki hafta Pendik maçının çok zor bir maç olacağını evet. Bu sefer düşünüyorum. Bolu maçı için de şey demiştim abi. Senin kadar demiştim endişeli değilim. Ama bizim maalesef abi bakın düşünebiliyor musunuz ya? Bir Levent önlemimiz olsaydı abi maçta. Gerçekten Bolu Spor evet yine ne oynadıysa aynısı ama enerjisi daha düşüktü. Bir Gökhan Karadeniz yoktu üretkenlik adına. Yani o geçen daha önceki haftalardaki seyirci destekleri de yok. Çok fazla ben yok. Bolu Spor'un çok az sayıda devre arasında böyle çok çalkantılı bir şey yaşarsa şaşırmam ben Bolu Spor'da. Hani böyle gelen giden oyuncular olursa şaşırmam. Çünkü orada bir soğuma, bir kopukluk olmuş bazı işte yönetim futbolcu şey arasında. Bu tarz şeyler çok kolay toparlanmıyor. Yani burada birkaç doğru hamleyle çok 3 puanla da dönebilirdik. Evet. Ama hani işte son dakikada gol atılması falan bu o tarafından bakıp bir puanı kazanç olarak göreceğiz. Pendik Spor abi şimdi orta sahadaki bazı oyuncuları biz 2. ligde Tuzla Spor'la oynadığımız sezondan abi işte Muhammed Akarslan, Gökçen Kaya gibi oyuncular var. Aynı oyuncular şu an Pendik Spor'da oynuyor. Biliyorsun İstanbul takımlarının arasında bazı organik, inorganik bağlantılar var. Eyüp'te Pendik başta. Takımı mesela şey bu bir organik bir bağları oldu söyleniyor. Bu anlamda çok zor bir maç bizi bekliyor. Kenarda çok agresif bir hocaları var Osman Özköylü. Yani belki bizim burada tribünle de sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Bunlara kapılmamamız gerekiyor, maça odaklanmamız gerekiyor. Umarım en doğru 11'le. Yani artık işte kazanan takım bozulmaz mantığı var hocalarda. Ama Mehmet'in bir sakatlık durumu var maçtan sonra evet. Hemen buz tedavisine geçti. Umarım bir an önce toparlanır çünkü bizim şey bu sezon özelinde en kıymetli oyunum. Hem yani benim abi şu an devre arası hangi oyuncu gitse üzülürsünüz deseniz belki yani Ender oyunculardan biri Mehmet benim adıma. Umarım hemen bir an önce toparlar ki kendine de çok iyi bakan, profesyonel yaşayan bir oyuncu. O anlamda da ben çabuk döneceğini düşünüyorum. Yani
İşte inşallah umarım bu stoperlerimizin ve duran top organizasyonlarımızın biraz daha ciddi. Abi günümüz futbolunda artık herkes iyi savunma yapmaya çalışıyor. Duran toplar bu anlamda çok önem kazanıyor. Yani geçen seneki Ümraniye ve Ankara Gücü'nün takımını hatırlayalım Ankara abi. Ankara Gücü 100 farklı gollerle şampiyon abi, oldu. Abi Ümraniye'de de öyle. Golün maçı olsun diğer oyuncular işte bu Mırsic falan olsun abi. Orada Kartal Kayran'ın kullandığı özellikle duran toplarda. Bu enstrümanı da kendimize katarsak buna çok müsait bir takımımız var abi. Çünkü size olarak, fizik olarak, boy uzunluğu olarak iyi bir takımız abi savunmada. Özellikle stoperlerimiz Alpay şimdi oynuyor. Yani 3 tane böyle işte Atabey'i oynattığınız zaman Atabey. Ben Manos abi, Manos hakkında bu hafta bir bilgin var mı abi? Hiçbir bilgim yok. İşte geçen hafta oyuna girdi sonra beğendik dediğimde hiç kadroda olmayan. Ayze'yi kadroya alıp Manos'u almıyorsun. Kadroya almamak da nasıl bir futbol işte şeyi. Futbol işte. Abi işte bu kadar da göreceli bir şey. Saygı duymamız gerekiyor. Umarım Pendik maçında da abi iyi bir oyun. Yani iyi oyun demeyeyim de abi doğru bir oyunla umarım iyi bir skor alırız. Şimdi iki tane maçımız kaldı. Son hafta da Gençler Birliği deplasmanı. Umarım bu iki maçtan yani en fazla alabileceğimiz puanla 6 puan iyi olur. 6 puan çok güzel olur. Yani Gençler Birliği maçında zaten mutlak 3 puan almamız gerekiyor. Pendik maçı da işte bu maçın gidişatı gibi abi skora göre iç saha umarım kazanırız. Ama zor bir maç olacak. Ama abi şey yok yani böyle hani yenilmeyecek takım yok bu ligde. Bakışan Pendik takımı çabuk çabuk 2-0 öne geçti. Acaba farka mı gideceğiz derken bir baktık. Yine Sakaryaspor golü buldu. Ortada bir oyun olmaya başladı. Başlık bazı pozisyonlara girdi. Yani doğru oynanırsa iyi. Abi işte analiz kısmı. Rakibimizi çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani neleri doğru yok. Erdem Özgenç gibi çok iyi duran top kullanan bir oyuncuları var oyun sıkıştığında. Geçen sene Regatin, bize burada gol attı. Evet, Regatin gibi çok değerli. Kapel gibi çok süratli koşucu defansa. Turam oynuyor en önde abi. Daha önce Süper Lig'de Konyaspor'da falan oynamış bir oyuncu. Çok iyi pivot oynayan, topu tutan, asist özelliği olan bir oyuncu. Ya öyle santraforlardan korkmuyor bu sene. Ya işte abi bizim önlem almamız gerekiyor abi. Yani önlem aldığınızda korkmanıza gerek de kalmıyor. Biz işte doğru önlemleri alırsak iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu maç hani abi kazanılırsa çok keyifli olur. Aynen. Hani iyi oyundan çok doğru oyunla. Çünkü artık taraftarımız da şeyi kabullenmeye başladı. Hani o geriden pasla çıkalım, güzel oyun, keyifli oyun şeyinden ayrı sıyrıldık. Biraz doğru oyuna daha yönelirsek doğru oyunda doğru oyuncularla oynanır abi. Hep aynı şeyi söylüyorum. Yani umarım hani Sedat ısrarından, Isaac ısrarından, yani belirli farklı yanlış ısrarlardan hocamız Mesut Bakkal vazgeçer. En doğru kadroyla, en dinamik oyuncularla, fizik kalitesi en yüksek oyuncularla bu karşılaşmaya gerçekten çıkmamız gerekiyor. Çünkü rakibimiz öyle bir rakip. Yani biraz bu abi işte isimleri değil de güncel performansları, fizik kaliteye göre bir 11 oluşturulursa ben Bandırmaspor bu maçtan da Allah'ın izniyle güzel bir sonuçla çıkacağını düşünüyorum. Evet Sezer, programın sonuna geldik. Yine dolu dolu bir program oldu. Her şeyi konuşmaya çalıştık vaktimiz yettiği kadar. Pendik maçından sonra inşallah daha böyle seveceğim bir programda. Evet, güzel böyle bir programda yine birlikte olmayı umuyoruz. Evet bizi izlediğiniz için, bizle beraber olduğunuz için Şehir TV Medya adına hepinize teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.